Evet, hazır mıyız arkadaşlar? Tamam galiba. Değerli basın mensupları, kadın sporcularımız ülkemizin gururu olmaya devam ediyor. Filenin sultanları destanlar yazarken bugün bir de güzel haberi Tokyo Paralimp Paralimpik Oyun Oyunlarından aldık. Kadın golbol milli takımımız Amerika Birleşik Devletleri'ni yenerek dünya şampiyonu oldu. Milli takımımızı gönülden kutluyoruz. Hepsiyle tek tek büyük gurur duyuyoruz. Değerli basın mensupları, yazı geride bırakıyoruz. Ne yazık ki yaşadığımız felaketler bu yıl yazımızı kışa çevirdi. Ülkemizin güneyini orman yangınları, kuzeyini ise sel felaketleri vurdu. Çok can kaybettik, büyük maddi kayıplarımız oldu. Gördük ki Erdoğan şahsım hükümeti bu afetlere karşı hiçbir hazırlık yapmamış. Önlem falan almamış. Plan, strateji geliştirmemiş. Saray itibarı, saray kendi itibarı için hiçbir israftan kaçınmazken, bir değil, iki değil, tam 13 tane uçak alırken, ülkenin ormanlarını korumak için bırakın uçak almayı, olanları, elinde olanları da çürümeye terk etmiş. 19 yılda yanan toplam ormanlarımız kadar orman alanı iki haftada yandı bitti kül oldu. Sonra da bu hafta Tarım ve Orman Bakanı çıktı, 5 yangın söndürme uçağı alacağız dedi. Özürü de kabahatinden büyük. Son yangınlar uçak alım sürecini hızlandırmış. Badel Harabül Basra derler. Yani Basra yıkıldıktan sonra. Geçmiş olsun. Onu geçen sene yapacaktınız. Hep söylüyoruz. Bu metal yorgunu hükümet ülkeyi yönetemiyor. Ülke rüzgara kapılmış bir yaprak gibi savruluyor. Milletimizin Erdoğan şahslı hükümetine ve Cumhur İttifakı'na artık güveni kalmadı. Anketler uzun zamandır buna işaret ediyor. Şimdi onlar da her müflis siyasetçinin yaptığını yapıyorlar. Koltuklarını koruyabilmek için seçim kanunlarıyla oynamaya kalkıyorlar. Önce Erdoğan barajı açıklıyor. Sadık takipçisi ufak ortağı da ardından geliyor. Maşallah kibirde de büyüğünden geri kalmıyor. Seçim barajı kararı %7 olarak tescillendi diye açıklama yapıyor seçim barajının tescil makamı ne zamandan beri Erdoğan ve Bahçeli oldu? Tescili yapacak makamın Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğunu ne çabuk unuttular? Sizler ne zamandan beri millet iradesinin tecelli kağı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yerine geçtiniz? Ne zamandan beri milletin seçtiği vekillerin iradesini çantada keklik olarak görmeye başladınız? Ucube şahsın vesayet rejimi bunların gözünü döndürmüş ama milletimiz yaptıklarını görüyor. Barajı kaça indirirlerse indirsinler. Bu kibir ortaklığına sandıkta cevabı vermeye hazırlanıyor. Sandık geldiğinde alayını siyasetin hurdalığına gönderecek. İşin doğrusu da sıfır barajdır. Ama bu kibir abidelerini sıfır baraj da kurtarmaz. İnanmayan ilk pazar milletin önüne sandığı getirir. Değerli basın mensupları Zor kapıdan girince şeriat bacadan çıkarmış. Atalarımız zorbalığın hüküm sürdüğü yerde adaletin ve kanunların işlemeyeceğini böyle ifade etmiş. Ne yazık ki bu sözün haklılığını uzunca süredir yaşayarak tecrübe ediyoruz. Hukuksuzluklar, yolsuzluklar, talanlar, rüşvetler, uyuşturucu baronlarıyla alt takkever külahlar, beytülmale uzanan hortumlar saray yönetiminde artık vakayı adiyeden oldu. Adaletin olmadığı bir devlet temelsiz bir bina gibidir. Temelsiz bina da er geç yıkılır. İşte bu nedenle bizim devlet töremizde adalet mülkün temelidir. Mülkün temeline dinamit koyanlar, yargıyı şahıs hükümetinin vesayeti altına alanlar milletin adalete duyduğu güveni dibe vurdurdular. Şimdi her zaman yaptıklarını yapıyorlar. Yandaş müteahhitlere şatafatlı saraylar yaptırıp yargıya iade, yargıya itibarını iade edebileceklerini sanıyorlar. Ne güzel diyor Sadi Şirazi. Dünyanın bütün nehirleri bir araya gelse adalete susamış bir insanın susuzluğunu gideremez. Dünyanın bütün binaları bir araya gelse milletimizin adalete susamışlığını gideremez. Erdoğan'ın vesayet gölgesinin düştüğü o şatafatlı binalar adalete susamış bu yürekleri ferahlatamaz sarayın kibirlisi adalet terazisiyle habere oynuyor. FETÖ'cü olmaktan hüküm giren savcıların açtığı, delillerin bir kısmının sahte olduğu ortaya çıkan davalarda yine FETÖ'cü hakimlerin verdiği kararlar hayata geçirildi. 80 yaşını geçmiş emekli komutanlar hapse atıldı. Yargıda FETÖ'nün ruhunun hala dava dosyalarında gezindiği ortaya çıktı. Erdoğan uçakta yargı kararını verdi. Benim kapıma gelen olmadı dedi. Ardından hemen hapisteki emekli generaller için yandaş kalemler af çağrıları yapmaya başladı. Anlaşılan Erdoğan hapse attığı generaller üzerinden şimdi yeni bir imaj parlatma çalışmasına hazırlanıyor. Bir af kararnamesiyle hem davaların sonucunu kesinleştirecek hem de güya tüm dünyaya ne kadar bağışlayıcı olduğunu gösterecek. Sayın Erdoğan bilsin bu insanların talebi af falan değil. Bu insanlar yeniden yargılanmak istiyorlar. Ama oynanan bu oyun 80'li geçmiş emekli generallerin neden apar topar içeriye atıldığını da gösteriyor. Yine bu hafta yargıyla ilgili olarak Zaytun haberlerine taş çıkaracak bir başka olay yaşandı. İki köpek havlayarak bir polis memurunu korkutmuş. Polis memuru da belediyeden şikayetçi olmuş. Cumhuriyet Savcısı da Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer hakkında soruşturma başlatmış. İçişleri Bakanlığı da başkanımızın ifadesini almak üzere müfettiş görevlendirmiş. Güler misiniz, ağlar mısınız? Memlekette yolsuzluklar arşa çıkmış. Rüşvetler, mala mülke çökmeler talan almış yürümüş. Türkiye Cumhuriyeti içten içe çürürken eski bakanlar itirafçı olmuş. Cumhuriyet savcılarından tık yok. Ama iki köpek polisi kovalayınca savcılar hemen soruşturma açıyor. Yetmiyor, İçişleri Bakanı da müfettiş görevlendiriyor. Cumhuriyet savcılarımızın bu görev aşkını eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın son itiraflarıyla ilgili olarak da görmek istiyoruz. Bu eski bakan daha önce ne yaptıysam Erdoğan'ın talimatıyla yaptım demişti. Şimdi de 17-25 Aralık tapeleri ve dosyamda ne varsa doğrudur dedi. Eski bakan bir kez daha görevini kötüye kullandığını açıkça itiraf etti. Cumhurbaşkanının Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve o dönemin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek de 17-25 Aralık yolsuzluk dosyaları Yüce Divan'da görüşülmeliydi diyerek bu davanın milletin vicdanında sonuçlanmadığına işaret etti. Bir başka AK Parti kurucusu Ertuğrul Yalçınbayır ise bugün Türkiye'de temiz ellere başlama zamanıdır. Şimdi yeni itiraflar var. Sorumlular Yüce Divan'a sevk edilecekse şimdi edilmelidir diyerek milletin vicdanındaki isyanı dile getirdi. Hazreti Ömer'in dediği gibi kötü bir işin en gizli şahidi vicdandır. Vicdanların sesi konuşmaya başladı. Şimdi bu sesi duyacak ve işin ucu nereye kime giderse gitsin peşini bırakmayacak savcılara ve yargıya ihtiyaç var. Bu arada dün Sayın Ömer Çelik'in Erdoğan Bayraktar'ın son itirafları hakkında soru sormak isteyen muhabirleri basın toplantısına almadığını öğrendik. AK Parti sözcüsünün bu tutumunu açıkçası yadırgadık. Bayraktar'ın itiraflarının AK Parti'de vicdan sahibi herkesi zorladığını görüyoruz. Ama bu yapılan anayasamızın 28. maddesinin yani basın ve haber alma hürriyetinin açık ihlalidir. Sorulardan kaçarak, saklanarak gerçeklerden kaçamazsınız. Vicdanlarınızı rahatlatamazsınız. Medyaya sansür uygularak, gazetecileri toplantıya almayarak, gazetecileri hapsederek gerçekleri yok edemezsiniz. Hep söylüyoruz. Hakikatlerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi güzel bir huyu var. 17-25 Aralıkla ilgili gerçekler de er ya da er ya da geç ortaya çıkacak. Bugün kaçabilirsiniz. Bugün saklanabilirsiniz ama sonunda bu olacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Değerli basın mensupları. Geçtiğimiz yıl pandemiye bağlı olarak tüm dünya ekonomileri büyük sıkıntılar yaşadı. Küresel ekonomi geçtiğimiz yıl yüzde 3,3 daraldı. Bu yıl ise dünya ekonomisinin yüzde 6 büyümesi bekleniyor. Pandeminin ekonomiyi durdurduğu geçen yılın ikinci üç ayına göre tüm dünyada olağanüstü büyümeler kaydediliyor. Haritada yerini bulmakta zorlanacağımız maka bile bu dönemde yüzde 69,5 büyümüş. Guyana yüzde 48,7 büyümüş. Yine bu dönemde Peru yüzde 41,9, Azerbaycan yüzde 35,5, İngiltere yüzde 22,2 büyümüş. Türkiye ise yüzde 21,7 büyümüş. Ama Ak Parti Genel Başkanı diyor ki biz dünyanın en yüksek ikinci büyümesini gerçekleştirdik. Övünüyor. İkinci büyümesini gerçekleştirmediniz ama ben şunu söyleyeyim ekonomi yazınında bu tür yüksek sıçramalar baz etkisiyle açıklanır. Diğer taraftan buna finans literatüründe ölü kedi sıçraması da denir. Yüksek binadan düşen kedi hızla yere çarptığında maalesef ölür ama yine de yukarı sıçrar. Hem dünyadaki hem de Türkiye'deki son büyüme rakamlarının sürdürülebilirliği tartışma konusudur. Nitekim Türkiye ekonomisi bu yılın ikinci üç ayında önceki 3 aylık döneme dönemle karşılaştırdığımızda sadece binde9 büyümüştür yani geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 olan büyüme bu yılın bir önceki dönemine göre binde9 Oysa ilk çeyrekte ilk üç ayda aynı büyüme hızı yüzde 2,2 Yani bu çeyrekte büyüme hızı yarıdan fazla düşmüş bu yıl kaydedilen sözde 21.7'lik büyümeye rağmen 2018'in ikinci çeyreğinden bu yana bakıldığında baz etkisini yok etmek mümkün. 3 yılda yıllık ortalama büyüme yüzde %2,4'te kalıyor. Yani öyle ortada övünülecek bir büyüme yok. TÜİK'in tabelasındaki büyüme sokakta yok. Sokakta şey yok, izi yok. TÜİK'in büyüme rakamı vatandaşa dokunmamış. Milletimizin kahir eksiliyetinin refahını arttırmamış. Yaşam koşullarını iyileştirmemiş. Aslında baktığımızda bunu TÜİK'in yayınladığı son rakamlarda da görmek mümkün. Geçen yılın ikinci üç ayında yüzde otuz yedi olan emeğin milli gelirden aldığı pay bu yıl yüzde otuz üçe gerilemiş. Emeğiyle çalışanlara bu milli gelir artışı yansımamış. Asgari ücretin ortalama ücrete dönüştüğü asgari ücretin açlık sınırının altına düştüğü, hükümetin memur maaşlarında, emekli aylıklarında, refah payını çalışanlarda vermemek için bin bir takla attığı, işsizliğin 9 milyonu açtığı bir ülkede emekçinin milli gelirden aldığı pay elbette artmayacak. Ekonomi büyüdü diyorlar. Büyüyen ekonomi değil. Ne büyüdü ben size söyleyeyim. Büyüyen iş arama kuyrukları. Gençlik ve Spor Bakanlığı Şanlıurfa Adıyaman'da toplam 12 kişilik temizlikçi kadrosu açıyor. Başvuran 13.785 kişi. Bunların da 1673'ü üniversite mezunu. E bu kadar yüksek işsizlik var. Onun yanına bir de pul olan paramızı koyun. Avrupa'nın en ucuz emek ülkesi olduk. Avrupa İstatistik Ofisi'nin rakamları ortada. Türkiye, Arnavutluk ve Karadağ'dan sonra Avrupa'nın en düşük asgari ücretini veren ülke. Daha dün önde önde olduğumuz, önlerinde olduğumuz Romanya ve Bulgaristan'ın kişi başına geliri de gerisine düştük. Aynı şey Çin 19 yılda ucuz emek ülkesi olmaktan çıkıp kalkınma merdivenlerinden yukarı çıkıyor. Biz paldır küldür bu yönetimde merdivenlerden aşağı yuvarlanıyoruz. Hep diyoruz ya, bunlar saraylarında millet unuttular. Milletin halini görmüyorlar. E bugün de sarayın kibirli başı çıkmış, son 20 yılda Avrupa'da öğretmen maaşını en çok arttıran biziz demiş. Arttırdınız arttırdınız da son 20 yılda milli parasını en fazla pul eden de sizsiniz. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'nın rakamlarına göre 33 ülke arasında lise öğretmenlerine verilen maaş sıralamasında 28. sıradayız. Yani bizim gerimizde topu topu 5 ülke var. Lüksemburglu bir lise öğretmeni bizdekinin üç buçuk katı. Alman öğretmen 2,8 katı. Hollandalı öğretmen iki buçuk katı kazanıyor. Bunlar da 2019'un rakamları. Mutlaka aradaki makas Türk Türk lirasındaki değer kaybına bağlı olarak son iki yılda daha da açılmıştır. Allah öğretmenlerimize kolaylık versin. Yine tabi öğretim eğitim yılı açılıyor. Kendilerine hayırlı olsun diyoruz, başarılar diliyoruz. Sarayın kibirlisi bu rakamları söyler mi? E bunları söylemez. Son bir yılda Türkiye'deki sözde büyüme acaba kimler hissetti? Sermayenin milli gelirden aldığı pay son bir yılda yüzde 43'ten yüzde 50'ye çıkmış. Yani pandemi sermaye yaramış. Ama o da bir kısmına. Büyüme herkesi kapsayamamış. Küçük bir azınlığın durumu iyileşmiş. Bunların da kimler olduğunu hepimiz görüyoruz, biliyoruz. Yanaşmaların lüks arabalarda düzenledikleri pudra şekeri partilerini milletin vergilerinden aksatmadan öneden dolarla, avroyla garantileri unutmadık. Bu tablonun arkasında ciddi bir siyasi tercih var. Erdoğan şahsım hükümetinin tercihi var. Erdoğan pandemi döneminde milletimize doğrudan gelir desteği vermedi. Onun yerine milleti borca batırmayı tercih etti. G20'nin gelişen ekonomileri içinde en çok kredi veren, vatandaşına en çok kredi veren ekonomi Türkiye. Yani vatandaşını en çok borca batıran bir ekonomi Türkiye. Buna karşın aynı grupta en az doğrudan gelir desteği veren, Üçüncü ekonomi de Türkiye. Yani bütçesinden vatandaşına destekle de sondan üçüncüsü. Erdoğan'ın bu tercihleri sadece gelir dağılımını bozmakla kalmadı. Ekonomide pek çok kırılganlığı da derinleştirdi. Hızlı kredi genişlemesi finans kesiminin şimdi nefesini kesmeye başladı. Geçen yıl ikinci çeyrekte verilen krediler olağanüstü artmıştı. O dönemde finans kesimi de büyümeye en fazla katkıyı yapmıştı. Bu yıl ise aynı sektör şu yüzde 21,7'lik büyümeye karşın daralan tek sektör oldu. Büyümeyi 1,7 puan aşağı çekmiş. Bu arada bozulan kredi kalitesi de cebası. hızlı kredi genişlemesi bir yandan zombi şirketleri yüzdürürken diğer yandan belli sektörlerde ciddi balonlar oluşturdu. Eurostat verilerine göre son bir yılda tüm Avrupa'da konut fiyatlarının, kiraların, konut fiyatlarının ve kiraların en hızlı arttığı ülke Türkiye. Diğer taraftan son bir yılda inşaat girdi maliyetlerindeki olağanüstü artış yeni konut üretimini tehdit ediyor. İnşaat Müteahhitleri Federasyonu çimento fiyatlarındaki fahiş artışlara artık dayanamıyor. 9 Eylül'de harç bitti, yapı paydos deme kararı alıyor. Müteahhitler 15 günlüğüne greve gidiyor. Bu alışmadığımız, görmediğimiz bir durum. Bütün bunlar büyümenin sürdürülebilir olmadığını ortaya koyuyor. Tabi bu hızlı kredi genişlemesi, ekonomiyi krediyle hormonlama, büyütmenin sebep olduğu bir diğer kırılganlık da yüksek enflasyon. Hayat pahalılığı. Saklanan enflasyon işsizlikle birleşiyor, hayat pahalılığı oluyor, milletin satın alma gücünü eritip bitiriyor, perişan ediyor. İşte bu sabah Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı. Aylık tüketici enflasyonu yüzde bir virgül on bu 2018 yılından sonra en yüksek Ağustos ayı enflasyonu yıllık enflasyona baktığımızda yani 12 aylık enflasyona baktığımızda ise yüzde 19,25 olan enflasyon mevcut seride tüm Ağustos aylarının rekoru Böylece Türkiye dünya enflasyon ligindeki tırmanışına devam ediyor ve 12 ekonomi oluyor. bu lig'de yarıştığımız diğer ekonomiler Etiyopya Angola, Zambiya, Sudan, Nijerya. Erdoğan geçtiğimiz ay Ağustos ile enflasyonda Ağustos ile enflasyonda da düşüş göreceğiz. Bundan böyle enflasyonun daha yukarı çıkması mümkün değil demişti. Onu da faizleri düşürmeye bağlamıştı. Gel gör ki enflasyon rakamları Erdoğan'ı yalancı çıkardı. Sadece Erdoğan değil enflasyon Merkez Bankası Başkanı'nı da zora soktu. Ne dedi başkan? Faiz enflasyonun üzerinde kalacaktır. Bu sözü vermişti. Şimdi faiz 19,25. Bu şimdi enflasyon 19,25 yüzde. Faiz yüzde 19. Enflasyon faizi aştı. Enflasyon faizi aşınca Merkez Bankası faizi arttırmamak için daha önce Erdoğan'ın yaptığı gibi hatırlarsanız 2023 hedeflerinden bahsederken milli gelir hesaplamasında yerimizi normal alıştığımız biçimde tarif etmek yerine satın alma gücü paritesine göre tarif etmişti. Şimdi Merkez Bankası Başkanı da izledikleri enflasyon göstergelerini değiştirdiklerini açıkladılar. Çekirdek enflasyonu dikkate alacaklarmış. Ya siz zaten milletin enflasyonunu izlemiyordunuz ki. Çekirdeği ne yapacaksınız? Şimdi TÜİK'in tüketici enflasyonunu da izlemeyeceklermiş. Hedefe ulaşamayınca hedefleri hedefleri kendilerine uyduruyorlar. Yaptıkları iş bu. Böyle bir yönetime güven duyulur mu? Merkez bankalarının en önemli sermayesi güvendir. Maalesef Erdoğan bu sermayeyi hovardaca çarçur etti. Ağustos'ta özellikle düşük ve orta gelirlilerin en çok tükettiği ürünlerde olağanüstü fiyat artışları var. 12 aylık gıda enflasyonu %30'a dayandı. Kuraklık sadece ormanlarımız değil, sofralarımızı da kavurdu. Son bir yılda salatalık yüzde 129, kabak yüzde 87, şeftali yüzde 81, taze fasulye yüzde 68, domates yüzde 50, tavuk eti yüzde 64, ayçiçek yağı yüzde 61, yumurta yüzde 40 zam görmüş. Sebze, meyve ve sıradan, soframızdaki sıradan ürünler bile milletimiz için artık lüks olmuş. Eskiden kiloyla alınan üzüm, şimdi şu kadarlık ver, şu kadar liralık ver, bu kadarlık lira, liralık ver diye alınıyor. Üstelik daha yaz aylarındayız. Kışı hayal dahi etmek istemiyorum. Allah bu milleti Erdoğan'ın zam ve zulmünden korusun. Ev düzmek, araba almak da artık hayal. Son bir yılda televizyonun fiyatı yüzde %97, bulaşık makinesinin fiyatı yüzde %71 artmış. Benzinli otomobiller ise yüzde 91 zam görmüş. Ama enflasyonda turbun büyüğü hala heybede. Üretici ve tüketici fiyatlar arasındaki makas rekorlar kırmaya devam ediyor. Aradaki fark 26 puanı aştı. Şimdi bu açılan fiyat makasının üzerine kuraklığı ötelenen enerji zamlarını eklediğiniz zaman bütün bunlar enflasyonun önümüzdeki günlerde de düşmeyeceğinin habercisi. Nitekim enerjide zam sahneye başladı. Genel Başkanımız bu konuda Erdoğan'ı uyarmıştı. Dün gece sanayi ve elektrik üretim şirketlerine verilen doğal gaza yüzde on zam yapıldı. Şimdi sanayiye verilen doğal gaza yapılan zam zaten ürün fiyatlarına yansıyacak. Bir de kuraklık nedeniyle hidroelektrik santrallerinin üretimi de zaten düşmüştü. Doğalgazla elektrik üreten santrallerin girdisi olan gaza yapılan bu zam tüketicinin enerji faturalarını kuraklıkla birlikte ilim önümüzdeki günlerde çok daha fazla şişirecek. Türkiye'de zaten 2 milyon 100 bin aile yaklaşık 8 milyon kişi devletten yardım almadan 68 liralık elektrik faturasını dahi ödeyemiyordu. Şimdi gelecek yeni zamlarla kış günlerinde faturasını ödeyemeyenlerin sayısı daha da artacak. Söylüyoruz. Hem ekonomimiz hem de ülkemiz Erdoğan'ın elinde artık yönetilemiyor. Oradan oraya savruluyor. Milletimiz yoksullaşıyor. Pahalılık milletimizi eziyor. Erdoğan şahsi hükümeti işbaşı yaptıktan sonra Sadece merkez bankası kasasındaki 128 milyar dolar buharlaşmakla kalmadı. Milletimizin cebindeki 127 milyar dolar da uçtu gitti. Milli gelirimiz 765 milyar dolara düştü. Oysa bundan 13 yıl önce 2008'in iki ikinci çeyreğinde milli gelirimiz 770 milyar dolardı. 13 yılda nüfus 10 milyon artmış ama milli gelirimiz yerinde saymış. Buna fakirlik derler. Buna fakirleşme derler. Bunun buna fırsatları heba etmek derler. Buna Erdoğan siyaseti derler. Erdoğan şahsı hükümeti daha önce ülkemizi istihdam, istihdamsız büyümeyle tanıştırmıştı. Şimdi de yoksullaştıran büyümeyle tanıştırdı. Değerli basın mensupları, bu arada salgın yeniden milletimizin sağlığını tehdit ediyor. Günlük vefat sayımız yeniden 300'e dayandı. Geçen yıl bu zamanlar günlük vefat sayısı 50'nin altındaydı. Sadece son bir ayda 6 bin vatandaşımızı salgın nedeniyle yitirdik. Temmuz başında 5 binin altına düşen günlük vaka sayıları yeniden 20 binin üzerine çıktı. Fransa ülkemizi geçen hafta yeniden kırmızı listeye aldı. İngiltere'nin zaten kırmızı listesindeyiz. Almanya'nın yüksek riskli ülkeler kategorisindeyiz. Şimdi Sağlık Bakanı çıkıyor. Bize ne oldu? Maske mesafe konusunda birbirimize örnek diyerek sorumluluğu millete atmaya kalkıyor. Gerçek vaka sayılarını aylarca bu milletten kim sakladı? Siz saklanamadınız mı Sayın Bakan? Sayınızda bugün TÜİK hala ölüm ve göç istatistiklerini yayınlayamıyor. Şimdi kalkıp da bu bilgileri vermedikten sonra millet salgını hafife alıyor diye suçlayamazsınız. Bir sözümüz de aziz milletimize. Bilimin emrettiği tüm tedbirleri beraberce almak zorundayız. Aşı olmak zorundayız. Hele hele okullarımız açılmışken yavrularımızın sağlığını daha çok düşünmek zorundayız. Okulların açılması önemlidir, ama ondan daha önemli olan tekrar kapanmamasıdır. Ben yeni eğitim yılının hayırlı olmasını hem öğrencilerimize ve velilerimize başarılı bir öğretim yılı idrak etmelerini temenni ediyorum. Eğer okulları açıp tutamazsak bir nesli kaybedeceğiz. Türkiye zaten çok zaman ve kaynak kaybetti. Daha fazlasını kaybetmeye tahammülümüz yok. Erdoğan şahsı hükümeti bu milletin sırtında ağır bir yüktür. Türkiye'nin bu yükten kurtulması için üç yeniye ihtiyacı vardır. Yeni kurallara, yeni kurumlara, yeni kadrolara. Biz bu üç yeniyle milletimizi hak ettiği refah seviyesine çıkarmaya kararlıyız. Yeter ki artık sandık milletin önüne gelsin. Milletimiz herkesin ne yaptığını görüyor. Notunu veriyor. Sandık geldiğinde de milletimiz Erdoğan ve küçük ortağına tasdiknamelerini vermeye hazırlanıyor. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi varsa sorularınızı alayım. Efendim CNN Türk tarafından yönlendirilen bir soru oldu. Soru şöyle. Bolu Belediye Başkanı Tancı Özcan'ın katıldığı bir programda kendisinden yardım isteyen bir kadınla ilgili anlattığı anısı tepki çekmişti. Kendisi özür diledi ama sözleriyle ilgili tepkiler de sürüyor. Özcan'a bu sözlerine parti yönetimi olarak eleştiriniz ya da bir yaptırımınız söz konusu olacak mı? Sayın Özcan'ın bu ifadeleri kabul edilemez. Kendisi de zaten özür dilemiştir. Ama Sayın Özcan'ın durumunu pazartesi günü yapacağımız Merkez Yönetim Kurulu toplantımızda değerlendireceğiz. Tüzüğümüz bunu emrediyor.